Kıymetli izleyiciler, Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Yeni bir Aile Saadeti programına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bugün hepinizin keyif alacağı, dikkatle seyredeceği, tabiri caizse kulaklarınızı açacağınız ve pür dikkat kesileceğiniz bir konu konuşacağız. Peki bu konu nedir diye merak edenler varsa toplumdaki ahlaki çöküşü konuşacağız. Son günlerde haberlerde yer alan birçok ahlak dışı haberi görmek mümkün. Gençliğimiz, eşlerin beylerine karşı davranışı, büyüklerine karşı çocukların saygısızlığı, öğretmenlerine karşı, hocalarına karşı davranışları bunların hepsini masaya yatıracağız. Merak ettiğiniz ne varsa klinik psikolog Muhammed Emin Aytan hocamıza soracağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş gördük. Sefalar getirdiniz, ne yettiniz, geldiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yolda gelirken hiç ahlaksız bir durumla karşılaştınız mı? Böyle bir örnekle başlayabilir miyiz? Yani karşılaşmamak imkansız. Yok desek yalan olur. Aksi, aksi halde yani gerçekten büyük bir e, şeyin içine gireriz. Şaşırmış olursunuz. Yani, yani süphanallah. Çünkü etrafınıza bakıyorsunuz, bir farklı bir hızlı yozlaşma içerisindesiniz. Ee, i̇nsanlar değişiyor, insanlar hızla değişiyor yani. Eskiden dedim ki 20 yıllarda değişilen yer şeyler şu anda seneler bir sene içerisinde hızlı bir değişim var günah üstüne günah ahlaksızlık üstüne ahlaksızlık şahit oluyoruz Subhanallah diyoruz. Son yıllarda özellikle cinsel konular üzerine gidiliyor hocam. Neden? Yani e, ehli küfrün Gayri hidha, hidayet diyelim bunlara yani, karşı, ötekiler ne derseniz, işte ismi ne derseniz, onların sizi çökertmesi için önce evinize girmesi gerekiyor. Ordunuzun çökmesi, ekonominizin çökmesi, devletinizin çökmesi, dininizin zayıflaması, inancınızın zayıflaması, haşa din derken, öyle diye de diyelim, inancınızın zayıflaması için evinize girmeleri gerekiyor. Dolayısıyla evde de, e, biliyorsunuz evler bizim küçük devletlerimizdir, yani aileler bizim küçük devletimizdir. Ee, gelecek nesil orada yetişir, orada doğar. Eğer ki oraya çamur atılırsa, orası kirletilirse, yani bu cinsellik yönünden, yeni nesil üzerinden e, o ahlaki kavramlar e, hiçe sayılırsa, bir izolasyona gidilirse, onlar yeni yetişen nesil, kendinden sonraki nesli yetiştiremeyeceklerdir. Batılılardan veya o gelen ötekilerden bir farkı kalmayacaktır. Otomatik olarak çökmüş olacaksınız. Hocam derler ki, ee, toplumun ahlakını kadınlar daha çok bozuyor. Ne dersiniz? Toplumun ahlakını kadınlar bozuyor'dan ziyade buna alet ediliyorlar diyebiliriz. Ama bunu da yapanlar... Maşa diyebilir miyiz hocam? Yani evet. Caizse? Olabilir. Kullanılıyorlar. Ee, şu yönden. Yani bunu yapanlar yine gücü elinde bulan, elinde bulunduran erkekler aslında. Kapitalist sistemi elinde elinde bulunduran erkekler oluyor. Ee, işte mesela işte 1900'lerin ortasında o ilk defa sigara ortaya çıkarken işte televizyonda kullanılmaya başlandığında Amerika'da çok enteresan kadınlara şöyle bir şey yapmışlar, bir fragman hazırlamışlar. Ee, özgürlük için yak bir sigara. Kadınsın, kullanılıyorsun, acizsin, acizliğini kenara bırak, bağımsızlığını ilan et, bunun simgesi de sigara olsun, hadi kullan sigarayı derken diğer taraftan adam sigarasını satıyor, öteki taraftan da kadın bunu gerçek zannediyor. Dikkat edersen aynı şey bizim okul çağındaki çocuklarda da vardır. Hani özenti, babalara, büyüklere güç e, simgesi halinde gelmiş bir şeydir o sigara içmek. Onlarda da kullanılıyor. Yani bu bir örnekti. Aynı şey nitekim, ya sen özgürsün bunu yapabilirsin, sen özgürsün şunu yapabilirsin, yap. Yani yapamıyorsan özgür değilsin diyerek kullanıyor kapitalist sistem. Tabii aileleri de bu şekilde bozulabiliyor. İstem, istem dışı, yani genelin istemi dışında işte harcamalar olabiliyor. E, ahlaki kriterlere uygun olmayan bizim değişimizde Kur'an'a ve sünnete aykırı olan e, giyim kuşam olabiliyor. Kur'an'a ve sünnete aykırı olan e, hitap şekilleri, konuşma şekilleri olabiliyor. Allah muhafaza buyursun. Davranışlar oluşuyor. Ahlak yozlaşıyor. Kullanılıyor tabii ki sadece bayanlar değil yani buradaki e, şeyi e, yanlış anlaşılmasın. Hani bunu din ve psikoloji olarak harmanlayarak hatta biraz da gözlemci olarak e, yorumlamaya çalıştık. Yanlış anlaşılmasın. Erkeklerde de yani yok dene, yok denemez kesinlikle. Onlarda da büyük ölçüde bir e, yozlaşma var. İkisi de birlikte aynı yozlaşmanın içerisine girmiş durumda. Yani durumda. geminin altı delinirse herkes batacak. Herkes beraber batıyor. Sonuç itibariyle. Hocam peki toplumumuzun bu e, ahlaksızlaştırılmasında toplumun İslami bilgisinin az olması, İslam'ı tam manasıyla yaşayamamasının da e, katkıları olabilir mi? Şimdi öyle bir soru sordun ki Ali Can Bey, ben şimdi şu masanın üstüne çıkayım da böyle bağıra bağıra konuşayım. Ah diye başlayayım. Şimdi güzel kardeşim. Öyle bir soru ki neresinden başlayayım, neresinden alayım. Ben bir hoca değilim. Ha, medrese eğitimim var, illaki elhamdülillah. yani ama benden daha yetkin, daha güçlü, daha kalifiye, daha nitelikli hocalar dahi bu yozlaşmaya alet oldular. İşte dindeki dinin algılanışındaki ahlaki anlayışındaki unutulmuştu böyle başladı kardeş. Bariz bir şekilde böyle başladı. Şimdi diyeceksin ki ya senin için söylemiyorum. Birine bunu söylediğimizde diyor ki ya sistemin okullarında bunlar böyle öğretildi. Bunlar da hoca oldu. Onlar da ahlakı bu şekilde verdi. Hepsi kripto. İyi de medresede yetişmiş hocalar tanıyoruz. İsim vermeyelim yani düne kadar bakmak haramdır diyen hoca efendiler, şimdi hoca efendi demeyelim onlara, hoca dahi denilmesi yani bana göre, bu arkadaşlar kadınlarla yüz yüz göz göze bakarak hatta ve hatta beraber kikiri kakara programlar yapar oldular. Beraber bir yerlere gider oldular. Beraber resim verir, video atar oldular. Çok enteresan şekilde. E şimdi bunu birisi yaparsa Hani bunun nitelikleri var tabii ki yani ee, hangi konumda, hangi şeyle şartlar altında yapıldığı önemli. Ama yani bir hoca efendi böyle düstursuz şekilde fütursuzca yaptığında hani balık meselesi var ya baştan kokma meselesi. Evet. Sen de o ağızla yani o kisveyle o nitelikle bu bu yanlıştır dediğinde. Kişinin sözüne mi bakarlar, yaptığına mı bakarlar? Tabii ki yaptığına bakarlar. Bir süre sonra, çok enteresanlar Ali Can Bey, aynı hocalar, onu yapan hocalar, söylemez de oldular. Kur'an'daki ayete yorum getirir oldular. Açık, net ayetlere yorum getirerek kıvırmaya başladılar. Yok efendim öyle değil aslında, aslında günümüz şartlarına uymaz, aslında şöyledir, aslında böyledir. Siz yanlış anlıyorsunuz demeye getirdiler. Subhanallah. Arkadaşım Freud bildiğim psikolog yani psikolog psikolojinin babası diyelim yani. Bu adam da bütün davranışların temelinde iki şey vardır da Biri cinsellik der. Davranışların temelinde. Evet. Bakıyorsun bütün işlerin içerisinde cinsellik çıkıyor. Reklama dahi cinsellik geçirilmiş. Giyime dahi cinsellik giydirilmiş. Cinsellik giydirilmiş her şeyin temeline cinsellik giydirilerek insanlar sömürülür olurmuş. Yani insanların içerisindeki temel içgüdü, şehvi içgüdü, adam tüketiye, tüketiciliğe, tüketim psikolojisine alet etmeye çalışmış. Sen de buna alet olmuşsun. Ona hizmet eder olmuşsun. Tutuyorsun, diyorsun ki efendim eskiden öyleydi, şimdi öyle değil. Siz yanlış anladınız. 1430 yıldır hocam Yanlış algılandı, şimdi düzeltilir oldu. Müsteşrikten ne farkı kaldı? Eskiden bunu müsteşrik yapardı. Onlar Müslüman değillerdi ama bizim dinimizi en az bizim alimler kadar iyi bilen insanlardı. Biz onlara müsteşrik diyorduk. Şimdi bizim alimlerimiz yapıyor. Sen geliyorsun, aa bu kadın mı yapıyor? Aa ne kadar yanlış. Aa bu erkek mi yapıyor? Ne kadar yanlış. İşte hocaları yozlaşmış. Yahudiler, ya, lanetlenmiş o Yahudi ee, kıssalarına baktığımızda hani tefsirler açar açarız bakarız, hocaları, onların alimlerinin aslında önce yoldan çıktığı, kafalarına göre yorum vermeye başladığı anlatılır. Bizde de aynı şey olmadı mı? Neden? Beğenilme arzusu mu? Yani psikolojik yönden bakmaya devam edelim. Hocam seni beğenmiyoruz diye mi? Hocam seni önde tutalım diye mi? Sen lider olasın diye mi? Sen nereye kadar lider ki hocam? Nereye kadar? Allah buna böyle demiş. Allah'ın Resulü şöyle demiş. Sen böyle diyorsun. Bu ümmette senin arkandan hızla değişiyor. Hızla değişiyor. İhtilata cevaz vermişsin. Efendim ve söyleyeyim. Halvete cevaz vermişsin. Efendime ve söyleyeyim. Bakmaya cevaz vermişsin. Efendim ve söyleyeyim. Dokunmaya cevaz vermişsin. Efendim ve söyleyeyim. Eee edersiniz işte kırıtarak konuşmaya cevaz vermiş. Sonra demişsin ki, ya önemli değil. Siz işte evliliğinizi namus üzerine devam ettirdikten sonra sıkıntı yok demiş. Evet. Zaten evlilikler öncesi önemli değil, evlilikten sonrası önemli. İyi de be hocam. Hoca üzerinden konuşuyoruz bu arada. Bir tane hoca bulduk kendimize gidiyoruz şu anda ona. İyi de hocam, psikoloji der ki, ki kendisi de anlısını bilir yani insan nasıl yaşıyorsa artık alışmıştır önceki yaşantısı neyse ona devam eder. Ha, afallahu ammâ selef. Ayet, amennâ ve Kaç kişi de? Kaç kişi geçmişini tövbe edip de yeni bir hayat açacak? Nasıl olacak bu? Biz adamlara, insanlara haşa, estağfurullah, insanlara "Ya sigara bu kadar kötüdür, bırakın bu alışkanlıktan vazgeçin." Yani dilimizde tüy bitiyor. Onlar bundan vazgeçemiyorlar. Evet. Bir alışkanlık dikkat edersen, örneğe bakarsan. Bundan nasıl vazgeçecekler? Bu davranış şekillerini nasıl vazgeçecekler? Basit mi ya? O kadar kolay mı? Sen ki koca, kellif felli hoca efendi, akademisyenlik yapmışsın, ne bileyim işte şuraları bitirmişsin, bu kadar medrese okumuşsun. Sen ki bu yola girmişsin. Onlar ne yapacak o garibanlar? Kimi Hı. örnek alacak? Şu soruyu sordu bana bir tanesi, biliyor musun Ali Can Bey? Ya dedi ben dedi Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Ben Müslümanım. İmanın altı şartını iman etmişim dedi. Ama dedi ben anlayamıyorum dedi. Her çeşit hoca var dedi. Biri buna beyaz diyor, öteki siyah diyor, öteki sarı diyor, öteki araba yerenk diyor. İstediğini uygula diyor. Bu nasıl bir din oldu diyor. Eskiden bir şey vardı diyor. Onu alırdık, yapardık. Şimdi herkese göre ortak. Evet. Faizle ilgili bir sürü olay var. Maalesef. Yok efendim Şöyle olursa caiz olur. Buna zaten faiz denmez. Öteki zaten o bulaşmadık nasılsa. Battı balık yan gider. Ucundan döndü. Subhanallah. Hangi ahlak? Evet. Kim verecek bunu? Kim bunun kriterlerini belirleyecek? İnsan olarak. Ha, dönersek Allah'a ve Resulüne ayrı. O da Hocam maalesef yes, hocam. ki faiz televizyon ekranlarında o kadar normalleştirilmeye yani reklam aralarında öyle bir tanıtılıyor ki sanki böyle çok değerli, çok önemli her insanın bulaşması gereken bir şeymiş gibi tanımlanıyor. Ee, reklamlardaki işte faizi görenler işte şu, bugünlerde bulaşmayan mı var? Açıklamasını yapmaya başladılar mesela. Faize bulaşmayan mı var diyor adam. Böyle bir açıklama yapıyor. Hoca program yapıyor. Reklam giriyorlar. O reklamda Faizden bahsediliyor. Evet. Yani teşvik ediyor. Reklam çıkıyor. İşte faizle ilgili şöyle haramiyet var diyor. <laughs> Anlatmaya <başı> çalışıyor. <laughs> ne oldu şimdi insanlar ne algılıyor? Evet. Senin ne işin var o programda? Senin ne işin var o TV'de o zaman? Yani bunu anlatacaksan senin orada ne işin var hocam? Destek oluyorsun. Hocam e, derler ki <laughs> yine kadınlar ve erkekler arasında bir kıyaslama yapılıyor. E, kadınlar izledikleri dizilerden erkeklerden daha çok etkileniyorlarmış. Doğru mu? Şöyle aslında yani şimdi doğru söyle deyip de kadın kardeşlerimizi, bayan kardeşlerimizi böyle yani yalnızlığa itmeyelim. Biz erkekler olarak gördüğümüz şeyleri gizli alırız. Bunları uygulayacak zemin ararız. Mantığımıza yatırmaya çalışırız. Her zeminde çıkarmayız. Bayan kardeşlerimizde ise özenti vardır. Beğenilme arzusu vardır. Dolayısıyla bu özenti ve beğenilme arzusunun e, dürtüsüyle anlık olarak uygulayabilirler onu. Örneğin, o kadar eleştiriyoruz değil mi? O kadar eleştiriyoruz. Evet. Ablalarımız da eleştiriyor ama bu kadın programları var. Evlendirme programları. Onlar şey. kalktı hocam. Uzun süre oldu kalkalı. Yo, ben görüyorum hala. Yasaklandı. Adını değiştirmiş olabilir. aynı hani şeyler devam ediyor. Adını değiştirmiş. Adını değiştirmiş olabilir. devam ediyor. Yani haşa izdivacı kastetmiyorum. Promsal olarak hani bunu da barındıran ama orada böyle böyle bir araya toparlan, toplanmışlar, bir araya gelmişler. Ee, i̇şte şu kaybolmuş, bunu yakalamış. Öteki ne demiş? Ya bunun mal varlığı varmış. Böyle enteresan dedikodusal işlerin döndüğü bir program. Evet. Bu tür programlar ne kadar eleştirsek de bir işe yaramaz. Hiçbir eğiticiliği yok. Hiçbir katkısı olmamasına rağmen ve dahi ve dahi insanlar arasındaki o hırsı, ihtirası, kini artıran telkinler içeren programlar olmasına rağmen bile bile izlemeye Hocam devam ediyorlar. Hocam yani oluyor. orada bir cinayet nasıl işleniyor? Bunu öğretiyorlar ya. Baştan sona. Hadi onu geçtik tamam bu kötü. Bizim kültürümüzde ahlaki bir şey vardır değil mi Alican Bey? Biz kapıdan içeri girene Allah dostu deriz, ikram ederiz. Evet. İkram ederiz. Nafakadır, infaktır bu. Harika bir şeydir doyurmak. Müslümanı doyurmak. Hani efermiş olabilir, hadis-i şerifler vardır yani bir Müslümanı doyurmak, Müslümanlarla işte şey yapmakla ilgili, onları yedirmek, içirmekle ilgili güzel bir haslettir bu. Ama enteresan bir şey var. Yemek programları, mutfak programları diye programlar çıkarırlar. Evet. Sır reyting alsın diye insanlar arkalarından gıybet ediyor orada. Nankörlük yapıyor sofraya konan yemekle ilgili. Bu olmamış. Eyvallah. Kullandığı kelimeler öyle habis, öyle değişik kelimeler kullanıyorlar ki bir Türk kadınına yakıştıramaz. Hiçbir misafir böyle konuşur mu? Bir de hocam? böyle arka fondan bir erkek sesi vardır. <laughs> Soru soruyor. Hani fikri derler ya. Gaza evet. getir, dürtüyor onu. Haince böyle enteresan o söyle 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 der gibi. Subhanallah. Aklıma şey geliyor onu duyunca. Bismillahirrahmanirrahim. İnne necve min şeytan. Vesvese şeytandandır. Evet. Sadakallahul Çok <laughs> benzetiyorum be. Benzeme bu var. Davet de Sadece benzetiyorum yani o konuda. Çünkü böyle arka fondan da hani bizim de içten bir ses gelir ya, o da onu yapar. Subhanallah kadını tekine bu nedir? Böyle yemek mi olur? İnceci ince doğramışsın, bilmem ne yaparsın, şunu yaparsın. Bununla ilgili soru geldi, izle, oturdum izledim. Ya hakikaten böyle bir şey var mı? Kadın bunu dert etmiş kendine. Beğenmiyor. Şimdi ne oluyor hocam? Gelelim psikolojiye. Hani dedik ya başlarda biz izleriz, gördüğümüz şeyle amel ederiz. Evet. Yani gördüğümüz şey bilinçaltımıza işler, bunu yapmaya başlarız. Bir, insanlarda yemek yedirme korkusu oluştu. Acaba herkes böyle eleştiriyor mu? Demek ki ben yemeğe çağırıyorum insanları, insanlar beni eleştiriyor. O zaman ben sonra evde yemek yapmayayım. Yapmam. Diğer taraftan misafir çağırmam. Duyarsızlaşma. Vay be. Demek böyle ha. Hmm, biz de yap falanca da böyle yapıyor. Evet. Diye o kullanılan e, eleştiri şekli bilinçaltına yerleşiyor. Biz bunu izleyerek, ailemiz bunu izleyerek, izleyerek ne oluyor? aynı kültüre sahip olmaya başlıyor. Yaklaşık 10 yıldır zannedersen bu tür programlar evet. var. 10 yılda dikkat ediyorum eskiden birbirimize çağrılırdık. Yemeğe çağrılırdık. Çağıran yok. Bırakın sene içini. Ramazan'da dahi insanlar iftara çağıramıyorlar Ali Can Bey. Korkuyor. Evet. Ya diyor geçen gittik diyor. Falanca şöyle 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 yemek yapmış. Sayamadım diyor. Ortaya şunları koymuş bunları koymuş. Al sana Firavun sofrası. Nurettin Hocam öyle der. Firavun sofrası der o. Enteresan. Büs. Yok yok. Kuş üzüm eksik. Yok yok. La Hani Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hani yarım hurmayla da olsa ateşten korunun. Evet. ateşten sakının. Hadisi nerede kaldı? Sen bir çorba içsen yetecekti belki beğendirmeye gittin. Allah'ı değil geleni beğendirmek için uğraştın. Nerede kaldı? Hebe emmen sura. Sevap kazanacağına, kazanacağına bir de e, günaha battın. Ne oldu? Bir daha çağıramazsın. Eskiden herkes birbirini çağırmak için sıraya girerdi. Bu gösteriş değil mi hocam? Gösteriş tabii ki. Peki bu Özel bir ahlaksızlık tip. mı? Olmaz mı? Ahlak dediğimiz şey nedir kardeş? Doğruluk, dürüstlük, yedirme, içirme, içten davranma Değil miydi bunlar? Bir nizama uyma, ne bileyim? Efendim, Hüseyin, hak, hukuk, adalet, işte gözetme, birbirlerinin e, yanlışlarını e, göz ardı etme. Peki, bir sürü şey, gıybet etmeme, ihtiraslı olmama, kin gütmeme, nerede bunlar? Hiçbiri yok. İşte bitti. İşte Hocam, bitti kardeş. Bu karşı tarafta aynı hizmeti sunamamanın ezikliğini yaşar mı? Onu söylüyorum işte. O bir kere çağırdı mı, diğeri utancından çağıramıyor. O garibin belki de fakir bir aile. Evet. Fakir bir aile. Çağırıp da sana bir mercimek çorbası içileceğine hiç çağırmayıp, yalan üzerine basarak söylüyorum. Yalan söyleyerek geçiştirmeye mecbur kaldığı için. Hastayız ya, hasta işte eşim, işte çocuk şöyle, çocuk hasta, eşim hasta, yok işte geç geliyor diyerek, geçiştirme yaparak, hocam onu atılıyor, atıyorlar, öteliyorlar. Buna şahit oluyoruz. Çok büyük bir günah. Bir ilkemiz, bir ahlaki değerimiz ya. Bu bizim kültürel bir ahlaki değerimiz. Ne oldu? Yok oldu kardeş. Gıybet nasıl geldi? Onun yerine hemen bir şey geldi. Bak iyi bir şey bu dinde, iyi din biliyorsun her şeyle tam oturmuş bir şeydir. Allah-u Teala diyor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün her şey, yani din konusunda her şeyi ikmal ettim, tamam ettim. Sizin içinde İslam'ı İslam'a razı oldum buyuruyor. Şimdi din tamsa bak şöyle düşün. Şimdi burası böyle bir yapı değil mi? Şöyle bir yapı bu. Evet. Sen buna tutup da bir şey sokmaya çalışırsan kardeş ne olur biliyor musun? Bunu ötelersin. Ama bu zaten bir bütündü. Bunu öteledin mi bu düşer. Evet. Buraya başka bir şey soktun. Şimdi o mutfakla ilgili iyi hasletlerin yerine başka bir şey soktun mu iyi haslet gider. İkisi bir arada duramaz. İmkansız. İmkansız. Çünkü durduğu zaman zaten psikolojik rahatsızlık olur. Evet. Bu insanda yani iki üçlü bozukluk başlar işte. Ne bileyim, borderline kişilik bozukluğu dersine iki üçlü bozukluk ne bileyim. Ya da e, e, işte ne bileyim, e, şizotipal be, bir bozukluk ne bileyim. A, atıyorum e, narsizm işte gelir yerine işte birini beğenmeme, işte üstten bakma Tuhaf tuhaf şeyler olur evet. yani. Geriye çekilmeler olabilir. İlla ki rahatsızlık uyandıracak. Ama attığın takdirde ne olacak? Kötü hasletlere sahip bir kültür kalacak elimizde. Bir ahlak yapısı kalacak. Bu aileden gelecek çocuk nasıl olacak? Gelecek nesil nasıl olacak kardeş? İşte oturup bunu düşünmek lazım. Hızlı bir değişim var. Hızlı bir yozlaşım var. Evet. Tutamıyoruz artık İp elimizden gitti kesmeye başladı. Yani hızlı gidiyor. Tutamıyoruz. Değerlerimiz yerle yeksan oluyor. Yani artık duydum birkaç Müslüman'da bizim gibi düşünen arkadaşlar bir araya gelelim. Arsa alalım, ev yapalım, etrafımızı çevirelim, site yapalım, çocuklarımızı çıkarmayalım. E, ee, televizyon, sosyal medya ne olacak? gene girecek. Yine girecek. Peki nasıl halledeceğiz bunu? El cevap yine böyle grupla, yine böyle cemaatle eğitimle yani evet. geliştirebilirsin bunu. Ona karşı savunma mekanizmaları öğreterek yetiştirirsin. Öğretmenler şunu söylüyor: Çocuklarımız teknoloji çağında yaşıyorlar. Onlardan tableti, telefonu uzak tutmamız kesinlikle imkansız. İmkansız. O yüzden onlara bunu öğretmemiz lazım diyorlar. Ama nasıl öğretilecek bu? İşte onların yanından bulunacağız. Güvenli internet mi kullanacaklar? ahlak oldukça yozlaştı hocam. İnternet üzerinde özellikle en masumane videoları bile izlerken aralarda çok acayip reklamlar çıkıyor. Buraya gelirken şeye bakıyorum. Ee, işte ahlaki gelişimdi, makaleleri falan çıkarırken internetten açıyorum. İnternetten çıkınca çok enteresan reklamlar geliyor. Böyle yani yuh dediğimiz Haşa, maşa, gözümüzü çevirmemiz lazım gelen reklamlar çıkıyor. O video paylaşım yerleri ismini vermeyeyim ama biliyorsunuz. Evet. Çocuğa izletiyorsunuz. Tak bir şey kesiliyor. Araya reklam, reklam sokuyor. Giriyor. O reklamda afınıza sığını, sığınıyorum. Kaba haşa yani argo kelimeler kullanıyor. Birisi çıkıyor, bir kadıncağız dans ediyor. Nasıl engel olacaksın? Bunun bir tabii ki illaki stratejisi çıkacak illaki yani bir e, virüstü, virüs virüs de değil ki ne bileyim engelleme boyutu ama bu Mürüs şu anki hocam, yasaya göre parayla verilen reklamlar. Şu şu anki yasaya göre bu şeydi ki cinsellik değil. Bunlar normal şeyler. Bir insan dans etmesi ona göre normal. Yani ne bileyim e, işte belirli yerler normal ona göre. Bize göre anormal. Nasıl olacak bu? Burada bizim gibi düşünen kardeşlerimiz bir araya gelerek kardeş hükümetten yönetimden işte ne bileyim ee, belli yerlerden duyarlı insanlardan eyvallah talepte bulunacağız. Sadece onlar yaşamıyor yani öteki taraf yaşamıyor. Biz de yaşıyoruz. Bize de hizmet edilmesi gerek. Bize de yani bizim arzularımıza da ee, baksınlar. Sadece onlara ötekilerinkine bakmasınlar. Tamam işte Avrupa Birliğiydi. Tamam işte özgürlüktü. Tamam işte ne bileyim Evrensel farklı değerler, çünkü evrensel değerler hızla değişiyor. Evrensel değerlere evet. uyayım derken, bizim olan değerlerimiz göz ardı edilmemeli. Bizim olan değerlerimiz göz ardı edilirse, nerede kaldı İslam? Nerede kaldı Türklük? Nerede kaldı vatanseverlik? Evet. Hocam, 90'lı yıllarda ben hatırlıyorum, daha çocuktum ben. Yalnız haber spikerleri çok, e, televizyonlarda örneğin çok edepli giyiniyorlardı. Ama şimdi baktığınızda mesela işte gazlı içecek reklamında kadın kullanıyorlar. Araba reklamında yarı çıplak kadın kullanıyorlar. Dondurma reklamında kadın kullanıyorlar. De bugün baktığınızda televizyonda haber sunan haber spikerlerinin giyim tarzı da çok farklı. Bu bir tehlike mi? Kesinlikle tehlike. Ben özellikle bunu yapıldığı... Ve Televizyon ekranında bayan boydan çekiliyor hocam yani. Özellikle bunun yapıldığını düşünüyorum yani itiraz eden de olabilir. Ben özellikle düşünüyorum. Niye? Başka programları başkaları izliyor olabilir. Yani sırf bu düşünceye, farklı düşünceye sahip yani ötekiler özellikle cinsellik açısından farklı program izliyor olabilirler. Ama haberleri, haber programlarını herkes istiyor. Evet. Çünkü adam gündemi takip etmek istiyor. Ülkesini takip etmek istiyor. Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani bundan ağrı olmak, bundan uza, izole olmak, uzak almak sıkıntılı bir süreç yani. Cahil, cühela bir şeyler oluyor ülkede. Sen müdahale edeceksin, oy kullanacaksın. Seçme hakkın var senin. Evet. Anlatabiliyor muyum? E bunu izlemek zorundasın, yapmak zorundasın. Ama onu izlerken farklı bir şeye maruz kalıyorsun. Yanındaki hadi sen bir şekilde belli mertebelere gelmiş, engelleyebilen kendini birisin. Genç çocuklarım var, küçük çocuklarım var, kızlarım var. Özenti oluyor. Bu nasıl olacak peki? Nereye gidiyoruz? E şimdi mesela çok enteresan e, programlar var. Hatta hoca efendilere dil uzatan e, zatlar vardı. Zateler de vardı, zatlar da vardı. Bunlar şöyle enteresan şekilde dil uzatıyorlardı. Ya habersiz bir saçımızdan da mı? İşte ne bileyim şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Değil arkadaşım. Bizim bir ilkemiz var. Yahudiler, Yahudiler. Evet. Geçen de Facebook. Ee, geçen de bu sosyal medyada e, gelen bir şeyi de gördüm böyle. İbadetleri paylaşıldı hocam. Adam arasında enteresan gibi. otobüs e, üzerindeki reklamda e, fazla da bir e, zannedersem açıklık yok ama e, gördüğüm kadarıyla adam o haham herhalde zannedersem otobüsü durduruyor bantlıyor. Bantlıyor. Bunu kimse ağzına alıp işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye horlamıyor. Onun inancı inanç çünkü. Bizim inancımıza saygı yok. Hani inanç özgürlüğü vardı. Evet. Benim inancım nerede kardeş? E evet, sizin namaz kılmanıza izin veriyoruz. Her tarafta mescit yaptık. Allah razı olsun. Yapmasan da sıkıntı yoktu. Biz bir şekilde serip kıla kılabiliyorduk. Mescit olmayaydı ben bir şekilde kılardım. Ama sen benim Evimdeki mabedimi yıkıyorsun. Kalbimdeki mabedi yıkıyorsun. Medya benim kalbimdeki, evimdeki mabedimi yıkıyor. Benim evim kıblegah olması gerekirken mahremim çünkü. Sen benim evimin içine giriyorsun. Onu yıkıyorsun. Evet. Ben Rabbimle karşı karşıya kalırım. Gözümü kapatırım gerekirse. Hem ne kadar hanefi mesele güler mekruh olsa dahi görmeden kapatırım gözümü. Allah'la Baş başa kalmaya çalışırım, ama ya evim, çocuklarım, toplumum, benim gibi düşünen kardeşlerim, çocukların, onların çocukları, benim kendi eğitim sistemim, ne olacak kardeş? Ne olacak? Bugün enteresan ee, tespitler var, iddialar var tespiti geç, iddialar var. Özellikle okullarla. Okullarla ilgili, evet, okullarla ilgili. Normal okulları geçtik. İmam Hatip okullarıyla ilgili iddialar var. Hocam daha enteresan şeyler var. Şimdi gençler sokağa çıkıyorlar. Ellerine birer mikrofon alıyorlar. Örneğin yeşil mikrofon. Yeşil kalem var diye söylüyorum. Mikrofonu uzatıyor ve bir erkek genç çocuğa diyor ki en son sevgilini kiminle aldattın ve nerede aldattın diyor. O da okulun lavabosunda aldattın diyor. Gülerle, yani gülerle, bu cevaplar internet ortamında rahat rahat yayınlanabiliyor. Şimdi biz bunu burada eleştiriyoruz. Dinci psikolog dinci kanal belki de Allah-u Alem bu şekilde eleştiri geliyor. Soruyoruz ama bunlara. Kardeşim bu bizim ahlaki değerlerimizde var mı? Artık var. Nasıl var? Çağdaş medeniyetler seviyesi ya. Orası orası işte. Yani o zaman demek ki Lüt Aleyhisselam'ın kavmi çok medeniymiş. Gerçekten onlar oraya ulaşmış. <laughs> nirvana'ya ulaşmış. Helak olmuşlar. O zaman helaka gidiyoruz. Bir karar verin. Nedir bu? Ne saçmalıyoruz? Yani bunu çocuk nasıl yapar? Türkçe konuşmasa diyeceğiz ki bak ya bak bu hainlere bu batılılar var ya bu Avrupalılar bu Amerikalılar bunlar hep böyle zaten. Bizim çocuklarımız bizim çocuklarımız yapıyor bunu. Yani erkek veya bayan. Kimin çocuğuyla yapıyor? Ötekinin çocuğuyla yapıyor. Hani bu çocuklar mı ahlaki değer sahip bir aile oluşturacak. Askerde ne diyorlardı kardeş bize? Vatan savunması. Sizi geçerlerse ailenize giderler. Evet. Namusunuza giderler. Namus kavramı bu yaştaki çocuktan silinirse o çocuktan askerlik beklenir mi? Bu adam askerden kaçar, savaştan Doğru. kaçar. Doğru. Bana ne der ya? Ne olacak gider son gün? Ne olacak yani? Ama savaştan kaçmamak için arkadaki namusu beklediğini bilmen gerekiyor. Bu toprakların namus olduğunu bilmen gerekiyor. Onun için namus kavramı olmazsa ne Müslümanlık kalır, ne İslam kalır, ne Türklük kalır, ne vatan kalır, hiçbir şey kalmaz. Hocam sorduğum soru doğru mu olacak bilmiyorum ama sormam gerektiğini düşünüyorum. Küçük çocukların yanında komşuların edepli giyinmesi çok önemli bir mevzu mu? Evet. Bu ahlakı bozar mı? Bozar görerek öğreniyoruz diyoruz ya. yani Albert Bandura'nın şey görerek öğrenmedir. Çocuk... Ya şimdi diyecekler ki bir küçük çocuk ne düşünebilir? Çocuk bir şey düşünmeyebilir. Ama bu çocuk Ama büyüyecek. öğrenir. Büyüyecek. Aynen öyle. Ama çocuk öğrenir. Açıklığı öğrenir, müstehcenliği öğrenir ve yapar. Duyarsızlaşma diyoruz biz buna. O çocuk duyarsızlaşırsa onun gibi davranır. Evet. Bilinçaltında her daim kalır o izlediğimiz televizyon sahnelerinin bile rüyamızda sahnelendiğini, rüyamızda hayal alemimize girdiğini görüyoruz. E bu çocuğun tüm bir ömür boyu izlediği şeyler yani yaşamını etkilemeyecek mi? Bilinçaltını etkilemeyecek mi? Bilinç dışına çıkmayacak mı? Yüzüne çıkmayacak mı? Ya buna ancak gülünür yani. İddia eden psikologlar görüyorum, psikiyatristler görüyorum. Böyle çağdaşı yaşamı işte o yönde olmaya çalışan destekleyen arkadaşlar. Gülüyorum söyledikleriyle yaptıkları. Yani anlatıyor kitabında da yazıyor. İşte bu teori budur, bu teori budur. Ama uygularken farklı bir şey uyguluyor ve iddia ederken de aksini iddia ediyor. Ya olur mu arkadaş? Ne saçmalıyorsunuz? Evet kıymetli hocam. E, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son 1 iki dakikamız. Tabi şimdi izleyicilerimiz merak edecekler. Ali Can Bey sorsanıza hocamıza bu işin çözüm yolları nelerdir diye soralım. Bu ilkelere bir adım atalım hocam. Diğer program devam edelim isterseniz. Kardeş bu ilkelerle ilgili yani bir yaşta biraz söylemek istedim açıkçası. Yani biz cemaatten ayrılmamalıyız. Müslümanlar e, bir bütün olarak dururlarsa, sağlam dururlarsa aslında hakikaten birlikte adım atarlarsa çok şeyi başarabilirler. Ama burada ablalarımıza çok görev düşüyor. Gerçekten inançlı ablalarımıza. İnançlı. Allah'ı ve Resulü'nü seven, İnançlı ablalara ihtiyacımız var. O ablaların sayesinde genç kızlarımız yeni nesil aileler için birer örnek, birer nasıl desem güç kaynağı olacaklar. Enerji içeceği gibi hocam. Aynen öyle. Yani e, biz erkekler ne kadar böyledir böyle desek bile üstadım bizim sözlerimiz o kadar etki etmiyor biliyor musun? Hem cinsin etkisi çok daha fazla. Yani bir bayanın bir bayana telkini bizimkinden daha evet. daha fazla olabiliyor. İyi niyetle yaklaşsınlar. Ee, Haşa bu kötü çok kötü. Bak seni döverim falan değil. Tersine bunu gör, görünce aileler bak yavrucuğum bizim dinimiz şöyle emrediyor. Bunun hikmeti şudur. Hikmeti üzerine konuşsunlar. Sonuçlar üzerine konuşsunlar. Korkutmadan. Yani olabilecek. Yozlaşmayı anlatmalarında fayda var çünkü evet. bugün karşılaştığımız genç kızlara mesela soruyor bana şunu niçin böyle eleştiriyorsunuz? Yani geldiğin durum böyle, bak bir sonraki de böyle diyorum. Hayır abartıyorsunuz diyor. Ama kendi geldiği durumu aynı alayamıyor, aynaya bakıp göremiyor kendini. Halbuki bu buraya bu sürece gelmeden önce bunu anlatsak belki belki bundan endişe duyar, kendini bu yozlaşmadan ırak tutmaya çalışabilir idi üniversiteler etkiliyor mu etkiliyor üniversitedeki kızlara da şunu söylemek istiyorum üniversitedeki genç erkeklere de şunu söylemek istiyorum bir olsunlar bir bütün olsunlar yani orada bir cemaatleri olsun bir grupları olsun birbirlerini desteklesinler harama gideni olursa onu engellesinler tabii ki aşağı yani, yani vurarak kırarak değil dille evet. emri maruf yapsınlar birbirlerini tutsunlar bilsinler ki orası cehennemdir bunlar cennetliktir o gidilecek yer kötü yerdir bunların işte bizim e, tasip ettiğimiz ayetleri uygulayan kişilerin yani bu dünyada fazla bir ömür yok belki ama yani baki olan hayat ahiret hayatıdır. Orada cennetlikler inşallah. Gerçekten bir cihat bu. Gerçekten cihat. Ama en fazla ablalara düşüyor. Gerçekten onlara ihtiyacımız var. Yani erkeklerin yapacağı iş değil bu. Yine öğrencilerin de destek Daha olması lazım. Daha <laughs> erkek bayanlara ihtiyacımız var. Öğrencilerin de birbirine destek olması lazım değil mi hocam? Yani sanki tabii, bir tabii. erkek öğrenci kendi kız kardeşi de aynı okula gidiyormuş gibi diğer arkadaşlarıyla böyle muhatap olmalı. Nasıl kendi evet. kardeşiyle konuşulmasını Nasıl is istiyorsa, istiyorsa eskiden bunu çok kullanırdık ama fazla da vaktimiz yok. Eskiden bunu çok kullandık Ya sen işte bacını böyle ister misin derdik. Şimdi adamlar bacılarının, ablalarının erkek arkadaşlarının olduğunu bildik bildikleri halde çok rahat davranabiliyorlar. Hatta beraber de yaşayabiliyorlar. Beraber çıkıp gezebiliyorlar. Yani onu söyleyemiyoruz Alican Bey. Evet. O duruma geldi. İnşallah Kıymetli acaba. hocam çok teşekkür ediyoruz. Diğer program kaldığımız yerden devam edelim inşallah. inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz ahlaki çöküşü konuşmaya çalıştık. Toplumumuzda Türkiye'deki durum böyle. İnşallah düzelmesi duasıyla temennisiyle bu programı sona erdiriyoruz ama diğer program kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer merak ettiğiniz, cevabını almak istediğiniz sorular varsa aile saadeti mail adresine ulaştırabilirsiniz efendim. Haftaya görüşünceye ve buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.